Şimdi yönümüzü küresel piyasalardan biraz daha yine sektörlere çevirelim istiyorum. Peki. Türk markaları 52 ülkede Avrupa Birliği ablukası, Yener Karadeniz, perakende dünyasında ya o çok önemli bir evet, haber. Ele aldı. Onu ben evet. Spotunu okuyayım isterseniz Lütfen. ardından ben size bırakacağım sözü. Avrupa Birliği'nin 76 ülkeyle STA imzalamasına karşın Türkiye'de bu sayının 24'te kalması, Türk şirketlerinin 52 ülkede haksız rekabete maruz kalmasına yol açıyor. Rakiplerine karşı %40'ı aşan ek yükümlülükle mücadele ettiklerini söyleyen sektör temsilcileri bunun çıkışı yurt dışında arayan markaların mağazalaşmasını ve ihracatı negatif etkilediğini belirtiyor. Aslında hep sizinle gümrük birliğini konuşuyorduk, güncellemesi, hatta siz metal ihracatçıları için de bunu kaleme almıştınız. Hı-hı. Burada da yine aynı şey var. Gümrük birliği anlaşması engel oluyor diyor. Sektör temsilcileri verdikleri bilgiye göre Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan gümrük birliği anlaşması nedeniyle herhangi bir ülkeyle STA yapma imkanı bulunmuyor. Yani bu gümrük birliği hep bir engel olarak çıkıyor karşı. Yani şöyle düşünelim. Yani Avrupa Birliği ile gitmişsin, bir serbest ticaret anlaşması yapmışsın. Evet. Serbest ticaret anlaşması da sana şu hakkı veriyor. Avrupa Birliği ile gümrük birliği içerisinde olan ki tek ülke Türkiye. Evet. Yani kendi üye olanların dışında üye olmayan tek ülke Türkiye. Ona da Avrupa Birliği'ne yaptığın anlaşma çerçevesinde gümrük birliği kuralları uyarınca da ona da vergisiz ya da az vergili, düşük vergili ürün satma imkanın ortaya çıkıyor. Ama Türkiye'nin seninle bir anlaşması olmadığı için sen ondan istediğin gibi vergini alabiliyorsun. Evet, evet. Şimdi bu böyle bir durumda niye bu avantajı kaybetmek istesin ki? Tabii ki. O Avrupa Birliği ile STA'yı imzalamış olanlar. Biz çok zor ikna ettik. İşte Güney Kore vesaire filan bunlar devreye girdi ama birçok ülkeyle ki burada bakınca 50'den fazla ülke Türkiye ile serbest ticaret anlaşması yapma yoluna girmek istemiyor. Sen ancak böyle işte zorlamalarla vesaireyle filan. Neden? Halbuki gümrük birliği, yani o zaman tabii ki bu bir tartışmaydı. Yani bu ortama biz de girelim mi, girmeyelim mi diye. Türkiye yine başka şeylerle enerjisini o sıralarda harcadığı için bunun üzerine yeterince odaklanamadı. Hı hı. Aradan geçen zaman içerisinde de özellikle 2015'ten sonra bu gümrük birliğinin güncellenmesi meselesi neredeyse rafa kalktı. Hep bunu söyledik ama hiçbir şey yapılamadı. Yapabildiğimiz ülkelerle serbest ticaret anlaşmaları, STA'lar imzaladık. Ama çoğundan resmen gol yiyoruz. Bunun için de gümrük, yani Yener Karadeniz önemli. Yani rakamlarla evet. Bunu ortaya koyduğu için önemli. Bu az buz bir şey değil. Belki hani bir takım en önemli ülkeler olmayabilir. Ama sonuç itibariyle onlar bize rahat rahat mallarını, ürünlerini düşük vergilerle bizim bu anlamda aleyhimize evet. Bu ürünlerini sokabilirken biz onlara ihracat yapmaya sıra gelince bir dakika bizde STA yok, bir anlaşma yok, şu gümrüğü ödemek zorundasın, şu vergiyi ödemek zorundasın diyorlar, demeye de devam edecekler. Biz bu konuda gümrük birliği güncellenmesini de içerecek bir şekilde bu işi çözmezsek. Evet, gümrük birliği herhalde masadaki en önemli konu başlığı olarak karşımızda. Konulardan bir tanesi ama işte bakalım KKM'den inşallah ona da sıra gelecek. Şimdi piyasalara dönüş yapalım isterseniz. Vahap Taş'tan bizleri bekliyoruz.